Tekrar herkese merhaba. Ruhun Kozmik Yolculuğu adlı ilk ruhsal ezoterik kitabımın 6. videosu ile devam ediyoruz. Bugün son videolarda anlattığım ayna sembolizmasının biraz daha ötesine geçmek istiyorum. Çünkü hakikat ile başladık ve hakikatin arayışında olan bir profesörden bahsettik. Tüm o bilim ve ilim bilgisine rağmen içindeki varoluşsal ıstırabı dindiremeyen ve bu yüzden de mutsuz olan bir insan. Hepimizin halini esasında sembolize ediyor. Zaten kitabımda baştan aşağı sembollerle örülü. Ve sorduğu sorulara da yavaş yavaş evrenden cevaplar gelmeye başlıyor. Bu aldığı cevaplarla da artık kendini sorgulama dönemi başlıyor. Ve işte bu noktada olaylar, hayat, evren her anlamda kendisine konuşuyor. Bir nevi aynı oluyor. Zaten hayatın kendisi de böyle. Bizler burada bir nevi ölümsüz olan ruhumuzun ten kafesimizde, bu beden içinde enkarne olmasıyla beraber ruhumuzu olgunlaştırmak için bu dünyaya geldik. Yaşadığımız her şey bize bir ayna, yaşadığımız her şey bir imtihan, bir sınav. Yeri geldiğinde güzelliklerle, yeri geldiğinde zorluklarla, yani celalle de cemalle de sınanıyoruz. Ve özellikle cemal zamanında, yani güzellik zamanlarında bunu sınav sanmıyoruz. Fakat burada da insanın yine bir denge sınavı var. Aşırı uçlarda, aşırı hazlarda, mutluluğu aradığımız ya da tatmin aradığımız zamanlarda yine evren bize gel bakalım kendini denge noktasında sabitle diye bizi sınava tabi tutuyor ve yaşadıklarımızdan öğrenmemizi istiyor. Ya da yeri geldiğinde yaşadığımız güzellikler de bizim ruhumuzun yine öğrenmesi için, eksiklerimizi gidermemiz için olan sadece sınav ortamları değil, bize aynı zamanda bir öğreti diyelim. Bize hayat her noktada ayna tutuyor. Amaç ruhumuzun olgunlaşması için eksiklerimizi bize yaşatmak. Bunlar bazen celali, bazen cemali. Tabii ki insan her zaman güzelliklerle öğrenmiyor. Yeri geldiğinde karşısına mesaj verenler, çok güzel şeyler anlatanlar çıksa da maalesef çoğu zaman kafasını vura vura, sürte sürte, üzüle üzüle anlamak istiyor. İstiyor da demeyelim çünkü düşünsenize hayatınızın ilk 7 yaşında kişiliğinizin 4'te 3'ü gelişiyor. Kişilik denen mekanizma ilk 24 yaşta şekillenen bir bilişsel süreç ve ancak bu 24 yaştan sonra, ki bunun artı eksi 3-5 yıl gibi oynamaları var, daha doğrusu artı 5 diyelim. Bu oynamalara göre yani 25 ile 30 arasında en geç şekillenen karakter yavaş yavaş hayatımızda bizim hayatı nasıl yaşadığımızı belirliyor. Ve dediğim gibi bunun 4'te 3'lük kısmı özellikle 7 yaş içinde psikolojiye göre belirleniyor. Şimdi düşünsenize çocukluk zamanında beyninizdeki süreçler, nöronlarınız, sinaptik bağlarınız bu şekilde bir nevi bağlanmış, katılaşmış demeyelim ama perçinlenmiş ve sizin tekrar bu perçinleri söküp yeni bağlar kurup ondan sonra yeri geldiğinde de esneyebilecek durumda kendinizi yeniden düzenlemeniz, bilişsel süreçlerinizi düzenlemeniz gerekiyor. O yüzden bu kolay bir şey değil. İnsanın kendini aynı tutması gerçekten kolay bir şey değil ve hayat bize her zaman bu dünyaya geldiğimizde belli olan kaderi sınavımızı yaşatmak için olayların diliyle konuşur. Bazen bu olayların dili cemalidir, bazen celalidir. Bazen bir gevrekçi çocuktur bize gevrek verirken iki kelam eder, vay be dersiniz bu kelamda neler varmış. O gevrekçi çocuktan bir mesaj varsa alırsınız. Yeri geldiğinde sadece bir göletten, bir su birikintisinden adabı ile bile suyunu içen bir köpeğe bakarak bir şeyler öğrenmek mümkün. Ya da yeri geldiğinde size çok büyük zorluk çıkartan patronunuza bakarak ben böyle olmayacağım ya da bunları yapmayacağım diyerek de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yeter ki almayı bilin. Çünkü evren her durumda, her koşulda, her insandan, her an, her nefeste bizlere konuşur. Yeter ki bunları anlayabilelim. Yeter ki görünenin arkasındaki görünmeyen anlamları sezmeye çalışalım. Her şeyi %100 bilebilir miyiz? Kesinlikle bilemeyiz. Çünkü bizler sonlu beşer varlıklarız. Sonsuz, mutlak, ilahi olan bir sistemi anlamaya çalışıyoruz ve imkanlarımız doğal olarak da bu bedende, bu zihinde, bu bilinçte kısıtlı ve imkanlı. O yüzden de olayların dilini iyi okumak lazım. Olaylar bize çoğu zaman endirekt mesajlarla gelir. Hastalık ya da yeri geldiğinde büyük olaylar olduğu zaman daha net konuşur ama onlar bile endirekttir. Özellikle savunma mekanizmaları ile yoğrulmuş olan egomuz en zor durumlarda bile kendini savunma mekanizmalarıyla kurban bilincine sabitleyebilir, karşı tarafı suçlayabilir, yadırgar, yargılar, eleştirir. Yani
egomuzdan ya da eski deyimiyle nefsimizden sıyrılmadıkça ya da egomuzun gölgelerinden sıyrılıp egomuzun o aydınlık taraflarını kullanmadıkça, egomuzu müttefik etmedikçe bizlerin ilerleme şansımız maalesef bu hayatta yok. Bu öyle bir süreç ki dediğim gibi olayların didiğiyle hayatın bize tuttuğu aynaları anlamakla başlıyor. Ve o aynaları bir kere anlayıp evet bunlarda bazı mesajlar varmış. Ben evrenin son noktası değilim ya da merkez değilim. Benden daha büyük ve daha ötede bir şeyler var ve ben bu bütünün sadece küçük bir parçasıyım idrakiyle. Ben ilerlemek istiyorum, gelişmek istiyorum kararı verdiğinde insanın ilerlemesi başlıyor. Yani aynada size ya da aynalarda size tutulan görüntüler, mesajların ardına geçme dönemi başlıyor. Farz edin ki bir aynaya baktınız ve aynada kendi suretinizi gördünüz. Ancak siz suretinizden ibaret değilsiniz ki. Siz kendiniz zaten bir alemsiniz. Alemlerin içindeki her insan da zaten küçük bir alemdir. Bunu kadim zamanlarda da her insan bir mikrokozmosur diye anlatırlardı. O yüzden zaten insan oğlu eşrefi mahlukat. Ve kendi içimize bir yolculuk yapmadan bizim ruhumuzu olgunlaştırmamız, geliştirmemiz mümkün değil. Yani sadece entelektüel bilgiyle yolculuk, gelişim olmaz. Tabii ki çok şeyler öğrenebiliriz ama o aldıklarımızı içimize doğru bir yolculuk yaparak sindirmezsek bu yolculuk gerçekten bir yolculuk olmaz. O yüzden felsefi ile ezoterik felsefenin arasındaki en büyük fark budur. Entelektüel bir çaba olan felsefeyle tabii ki birçok şey keşfedebiliriz ama eğer onu alıp aklımıza ve kalbimize koyup kendimizi geliştirmek yolunda kullanmazsak o zaman hiçbir şekilde felsefe ezoterik felsefeye dönüşmez. Çünkü ezoterik felsefenin merkezinde insan vardır. Ve bu tedrici yani basamaklardan oluşan bir yolculuktur. Ayna ile başlar ve daha sonrasında kendi içinize dönmekle ilerlenir. Ve kendi içinizde ilerlediğinizde yani içinize doğru gittiğinizi düşünün. Bir kuyuda ilerlediğinizi düşünün. Siz ilerledikçe kendi kişilik katmanlarınızın arasında ilerlemeye başlarsınız. Bu bir soğanın dış kabuğunu yavaş yavaş soymaya başlayıp cücüğüne doğru ilerlemek gibidir. Her soyduğunuz katman esasen sizin kişilik maskelerinizin bazılarıdır. Bunu da zaten ayrı bir video ile önümüzdeki günlerde anlatacağım. Çünkü burada çok özel ve anlamlı bir psikolojik maskeler silsilesi var ve eğer bunları anlamadan kendi içimize yolculuk yapma şansımız maalesef yok. Kendi içimize yapacağımız yolculuk bizi içimizde bulunan, herkesin içinde olan o ışıklı, nurlu, kendi içimizdeki Alice Harikalar Diyarı'na ya da kendi içimizdeki bize ait Harikalar Diyarı'na götürecektir. Orası öyle bir yer ki orada bizim gerçekten potansiyelimiz var. Eric Rogers'ın, psikolog Eric Rogers'ın dediğine göre bizler bir nevi şu anki benliğimizin ötesinde olmadığımız ya da görmek istediğimiz bir ideal benliği de dışarıya projekte ediyoruz. Çünkü takdir ona ihtiyaçlarımız var. Fakat bizim üst benliğimiz var ki işte ruhumuzun üst potansiyeli, ruhumuzun potansiyeli. Fakat ruhumuz sadece o da değil. Bu bedene enkarne olan ruhumuzun bu bedende imkanlarıyla sahip olduğu bir üst benlik var. Tabi ruh denen şey onun da ötesinde imkanları sahip ki onu bizim belki de şu an anlamamız çok daha mümkün değil. Çünkü okyanus damla misali, eğer ruhumuz okyanustan, varlık okyanusundan, hakikat okyanusundan, yüce yaradanından kopan bir nur parçası, katresi ise, damlaysa o zaman zaten içinde sonsuz potansiyeller barındırmaktadır. Ve bu bedendeki hali sadece bunun küçük bir yansımasıdır. Dediğim gibi kendi içimize bir yolculuk yapmadan o aynadaki gerçek manaları anlayamayız. Çünkü aynaların hepsi vesiledir. İçimize dönmemiz için vesiledir. İçimize dönüp kendi içimizdeki Alice Harikalar Diyarı'na ulaştıkça göreceğiz ki orada bizim çok daha, bizim bildiğimizden çok daha öte kendi içsel potansiyelimiz var. Kısıtlamalarımız yok orada. Ya da tereddütler yok. Ya da şüpheler yok. Ya da imkansızlıklar yok. Ya da kıtlıklar yok. Daha bir bolluk bilinci var. Yapabilirim bilinci var. Neleri yapamayacağımızdan çok neyi ve neleri yapabileceğimizin bilinci ve bilgisi var. İşte o noktaya geldiğimizde yavaş yavaş hayattan tatmin almaya başlar, daha mutlu olmaya başlarız. Fakat orası da son nokta değil. İşin güzelliği de bu.
Orada o Alice Harikalar Diyarı'nın bir yerinde bir labirent gibi düşünün. Labirentin merkezi diyelim ya da soğanın cücüğü diyelim. Orada işte ruhsal özümüz var, üst benliğimiz var. Hele oraya dokunursak ne olur biliyor musunuz? İşte o zaman uçarsınız. Çünkü nefsimizin ve idimizin ve bizim beşeri bağımlılıklarımız ve bağlılıklarımızın bizi prangaladığı ruhumuz, bir kuş düşünün, yukarı çıkmaya çalışıyor, kanat çırpıyor, prangaları var. İşte o ruhsal öze ulaştığınızda üst benliğinizden aldığınız güçle uçar gidersiniz. Bunun örneklerini tarihteki nebiler, veliler, gurular, aziler, bunu da görüyoruz. Zaten yogaya bakarsanız da insanın yedi çakrasının açılıp tamamen evrenle bütünleşmesinden bahsediliyor. İnşallah bir gün hepimize nasip olur, nasip olurum bilmiyoruz. Ama en azından teorisini bile az çok idrak edip anlayabilmek işin güzel tarafı. İşte o Alice Harikalar Diyarı'nın içinde bir ruhsal potansiyel var ki ben ona içimizdeki tanrı kıvılcımı diyorum, ruhsal özümüz. Oraya ulaşan esasında bir nevi kaldır kendini aradan, çıksın ortaya yaradan sözüyle anlatıldığı gibi içindeki yaratıcının ona bahsettiği sırlara da kendi Rabbine de bir nevi aşikar olur. İşte o noktada görür ki hepimize uzatılmış bir Yakup'un merdiveni vardır. O Yakup'un merdiveni ve bizim halimiz şöyle. Düşünsenize şu an artık internet her yerde ve bir Wi-Fi alıcınız olmadığı sürece o internete bağlanmanız mümkün değil. Ya da doğru istasyona bağlanmadığınız sürece her an radyo frekansının olduğu bir ortamda bile kendi istediğiniz radyoya bağlanamazsınız. İşte içinizdeki ruhsal öze ulaştığımızda zaten bize her an sunulmuş olan rahmet ve rahman damlalarına orada ulaşırız. Bize her daim ulaşılmış olan ve bizim bulmamızı beklenen içimizdeki Yakup'un merdivenine ulaşabiliriz. O zaman ne olur? İşte biraz önce dediğim gibi kaldırken aradan çıksın ortaya yaradan. İşte o noktada vuslat gelir, vuslat kapısı açılır. Ya da belki sufilerin deyimiyle sanırım Cemil Cem makamıdır. Bu bir bütünleşmedir. Damlanın okyanusa tekrar karışmasıdır. Tekrar onunla bütünleşmesidir. O damlanın varlık okyanusu, yüce yaradanın okyanusu içinde, sonsuz olan okyanusu içinde eriyip kendi benliğinden sıyrılmasıdır. Öyle bir nokta ki artık benlik hiçliğiyle mutlak varlık, mutlak varlığa çekilmiş ve o mutlak varlık içinde erimiştir. İşte bu olacak öyle bir şey. Yani kişisel gelişim sadece bu işin aynalar tarafında. Bir de bir içsel yolculuk var ki o bizi içimizdeki harikalar diyarına götürür. İşte o noktada hakiki insan olmaya başlarız. Orada adep edep ahlak girer. Ki kitabımda da özellikle sonlarda bunu çok daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ve daha sonrasında da kendi içimizdeki ruhsal potansiyelimize, özümüze ulaşınca kaldırken aradan çıksın ortaya yaradan sözleri anlatıldığı gibi varlıkla, mutlak varlıkla, yüce yaradanla buluşmak, onun içinde erimek mümkün olacaktır. Eğer bu videomu ve önceki videoları beğendiyseniz beni takip edin lütfen. Ve lütfen like etmekten de, beğenmekten de kendinizi alıkoymayın. Çok teşekkürler, sevgiler.